Ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, Manisa'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali Baba'nın çiftliği diyeceğiz. Bugün bakalım çiftliğimizde neler var? Ekranlarınızın başında yerinizi almayı unutmayın. Başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Öncelikle Ali Bey, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Misafirimiz oldunuz. Biz iyiyiz. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ürünlerimizi, faaliyetlerimizi heyecanla bekliyoruz aslında. Ama öncesinde bizler biraz sizleri kısaca tanıyalım. Ben Ali Kılıç. 90 doğumluyum. 1990 doğumluyum. Rusya'da bir 5-6 yıllık bir iş güvenliği müdürü olarak çalıştım ve şu anda memleketimize ve Ege'ye dönüş yaptım. Şu anda doğal organik ürünler, doğal yaşam üzerine bir şeyler yapmak için oluşum içindeyiz. Ali Baba'nın çiftliğin kuruluşunu yaptık. Şu anda izin aşamasındayız. Faaliyetlerimizi artırmaya çalışıyoruz ve tesis olup Avrupa'ya açılmak ve bir marka, büyük bir marka olmak için yola başladık. Buradan da tüm Avrupa'ya tabii ki selam olsun. Orada da bizi izleyen izleyicilerimize, herkese selamlarımızı iletelim. Şimdi tabii bu noktada yapılan faaliyet ve hizmetlere değinmek istiyorum ama öncesinde yolculuğumuz nasıl başladı? Böyle bir yer kurma iş fikri nasıl gerçekleşti? Benim aileden gelen bir çiftçilik, çiftçi bir ailenin çocuğuyum ben. Üniversite okuduk. Bizi hayat özel sektöre attı. Orada biraz çalıştık ve baktık ki herkes köye dönmeye çalışıyor. Fakat kimse cesaret edip dönemiyor. Biz de dedik bari madem doğal yaşamamız lazım, daha sağlıklı yaşamamız lazım. Neden dedik bunu bir parçası olmayalım? Dönüş yaptık ve baba mesleğini, çiftçiliği tekrardan ele alıp ve bunu daha fabrikasyon ve daha düzgün bir şekilde yapmak için elimizi taşın altına koymak için geldik. Hoş geldiniz Ali Bey. Nesilden nesile bir aktarım söz konusu. Babamızın görevini adeta üstlendik. Bayrakları teker teker teslim alıyoruz tabii. Şimdi burada tarım alanında önce ürünlerimizi tanıyalım. Daha sonrasında bizler ne gibi ürünlerle müşterilerimize hizmet sağlıyoruz ve bu ürünlerin doğallığından da bahsedeceğiz tabii ki. Bizler şu anda burası biliyorsunuz Ege bölgesi üzüm, zeytin bölgesi. Biz şu anda üzüm üzerine pekmezimiz var. Normal kurutulmuş üzümlerimiz, sultani üzümlerimiz var. Ve bizler burada üzüm ürünleri, zeytinyağı ve hayvansal ürünlerin hepsini üretmeye çalışacağız. Ve hepsi organik el yapımı. Köydeki annelerimizin yaptığı lezzetle sofralarımıza ulaşmak için aradan aracıyı kaldırıp direkt tüketiciye ulaşmak ve fiyatta ve kalitede tutturmak için şu an çabamız bu. Hem üretim hem tüketim aslında. Baktığımız zaman bir yandan da sağlığa hitap eden mevcut ürünlerimiz burada. Şimdi bu ürünlerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Yapmış olduğumuz işte reçellerimiz var mı, yumurtalarımız var mı? İşte köy alanındaki organik ürünlerimizden ve hayvanlarımızdan bahsedebilir miyiz? Şu anda biz deve kuşu yetiştiriciliğine de başladık burada. Deve kuşu etinden kolesterol sıfır yani kolesterol oranı en düşük et diye ondan üretmeye başlayacağız sağlıklı olduğu için. Ve bunun yanında işte eriştedir, yumurtadır, organik bütün ürünleri üreteceğiz şu anda çiftliğimizde. Deve kuşunda farklı bir noktaya değinmiştiniz ve demiştiniz ki herkes deve kuşunu beyaz et zannediyor. Ama aslında çok yanlış bildiğimiz bir şeymiş. Deve kuşu kırmızı et olarak yer alıyormuş. Bu nasıl oluyor? Biz boşuna bunca zaman beyaz et diye mi bildik deve kuşumuzu? Ya şu anda halkımız çok fazla bu konuda bilgimiz yok ve tüketimi de çok az deve kuşunun. Fakat deve kuşunun eti hem lezzetli hem yağsız ve yaşlıların bile tüketebileceği, kolesterol hastalarının tüketebileceği lezzetli bir et. İnşallah bunu da herkes, bütün Türkiye ve bütün lezzet düşkünleri bunu tadına bakacak ve beğeneceğine eminim. Markalaşmak ve farklı projelerde yer almak istediğinizi belirttiniz. Tüm bunların hususunda Avrupa'ya açılmış olduğunuz zaman işlerinizi ne kadar büyütmeyi ve bunun dışında da Türkiye genelinde ya da Manisa bölgesinde olsun nasıl yatırımlarda bulunmayı düşünüyorsunuz? Ya şu anda biz bir tesis kurup öncelikle bayan girişimcilere hitap etmek istiyoruz ve köydeki
okulunu bitirmiş, geri köye dönmek isteyenlere veya köyde yaşayan bayan arkadaşlarımıza bir öncü olmak istiyoruz. Ve büyük bir tesis olup organik ürün bazında paketli, organik, doğal ürünleri bütün dünyaya dağıtmak istiyoruz. Amacımız bu. Peki hijyende dikkat etmiş olduğumuz bu mesela ürünlerimizin işte Sağlık Bakanlığı onaylı belgeleri de mevcut mu? Yani sağlıkta ve hijyende nelere dikkat ediyoruz? Şu anda zaten bütün sürecimiz onunla ilerliyor. Çünkü hijyen, sağlık. Eğer istediği kadar bir malzeme doğal olsun, hijyenik olmadığı zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Sağlığı tehdit ediyor. Ama bizim buradaki amacımız doğal, sağlıklı ürünler üreterek herkese hitap etmek. Zaten görevimde iş güvenliği uzmanıyım ben. Hijyen, işçi sağlığı, iş güvenliği komple zaten alanımda bu olduğu için en üst seviyede titizlikle devam edeceğiz yolumuza. Peki yavaş yavaş da sonlara doğru yaklaşacağız ama öncesinde biraz daha bilgi katmak amacıyla ürünlerimizin sipariş verilebileceği yerler var mı? Kendi internet sitemiz var. Oradan online alışveriş yapılabiliyor. Ve Salihli Ali Baba'nın çiftliği adı altında .net adı altında internet sitemiz var. Oradan alışveriş yapılabiliyor. İnternetten ulaşılıp bize telefonla ulaşılabiliyor. Veya yerimize gelip direkt elden ürünler alınabiliyor. Mesela biz süt üretimimiz var. Sütü direkt elden hayvanlardan sağılır sağılmaz sıcağı sıcağına alanlar var. Yani bu şekilde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Efendim hem sitemizden alışveriş yapabileceksiniz hem de aynı zamanda tabii ilerleyen zamanlarda işbirliği içerisine girecek olduğumuz pazar yerlerimiz de mevcut olacak. Türkiye'nin her yerine hizmet verebiliyor muyuz? Tabii ki de. Yani şu an kargolarımızın gidebildiği her yere paket servisimiz var. Yani her yere kargo ile iletebiliriz. Herhangi bir problemle karşılaştığımızda teslimat süreçlerimiz olsun, ürünlerimizle ilgili bir problem olsun nasıl çözüm ulaştırabiliriz? Geri dönüşlerde eğer bir memnuniyetsizlik söz konusuysa direkt ürünü iade alabiliriz veya yeni ürün gönderebiliriz veya ürün zarar gördüğünde yeni ürünü tedarik edip tekrardan iletebiliriz müşterimize. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Şu anda bizleri izleyen ekran karşısındaki değerli izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Yani sağlıklı yaşayalım ki gelecek nesile daha güzel ortamlar bırakalım ve sağlıklı bir hayatımız olsun. Hastalıklı değil, daha doğal bir yaşamımız olsun. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgileriniz için. Öncelikle tabii ki tekrar ekran karşısında da tebrik edelim sizi. İşleriniz ve projeleriniz doğrultusunda umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Biz ilk basamağa atmış bulunuyoruz zaten bu noktada. Evet sevgili izleyenler, burada Manisa'da, Salihli'de Ali Baba'nın çiftliği dedik ve Ali Bey'le birlikteydik burada. Organik ürünlerimizden bahsettik. Sağlıkla kalın dedi kendisi. Aslında ne kadar da güzel söyledi. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.